Herkese merhabalar. 24 Ocak Çarşamba bugün günlerden. Biraz kar yağışının başladığı bir İstanbul gününden bildiriyoruz. Ben Seçil Türkkan, teknik masada da Faris Kasioğlu var. Balık gözünü izliyorsunuz her hafta Çarşamba günü olduğu gibi. Ve konuklarımız var stüdyoda. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba, hoş bulduk. bulduk. Bugün aynı gökkuşağı altında koydum ben programın Evet, çok güzel olmuş. başlığının adını. Pembe Hayat Queer Fest başlayacak 7. kez. İsimlerinize gelirsek tabii Çiğdem Erdör ve Baran Ergenç'le birlikteyiz. Pembe Hayat'tan, Pembe Hayat ekibinden demeyi tercih ediyorum. Siz nasıl Evet. tercih edersiniz? Yani hiç fark etmez. Evet, yani Queer Fest Evet, ekibinden Queer Pembe Fest, Hayat Pembe Queer Hayat gibi. Fest zaten. Evet, ve oradan da devam Evet. edebiliriz. Aynı gökkuşağı altında diye o yüzden boşa demedim belki de bilmiyorum. Birkaç haberle başlamak isteriz. Bu haftanın etkinliklerinden öneriler olacak bunlar çok kısaca. Ama başlangıçta söylemek istediğimiz birkaç şey var. Birazcık Türkiye'nin ortamını ortaya çıkarmak için en azından bu programda da adını koymak için altını çizmek istediğimiz şeyler diyelim. Ardından Pembe Hayat Queer Fest'i konuşmaya başlayacağız sizle de. Ceylan Ertem örneğin geçtiğimiz hafta Twitter hesabını kapattı. Bilinç saldırısına uğradı aslında. Sanal bir saldırı ama o kadar da sanal olmadığını gördüğümüz bir saldırı. Neden savaşa karşı bir paylaşım yaptın linciyle karşılaşmış oldu. Nihayetinde Twitter hesabını kapatmasıyla sonuçlandı. Detaylarını sizler de takip edebilirsiniz. Ufak tefek cinayetler dizisine bir RTÜK cezası geldi. Ahlaka mugayir diye kabaca söyleyebileceğimiz gerekçelerle yanı sıra Ankara Valiliği sanatçı Barış Atay'ı yasakladı artık Ankara'da. Tamamen Ankara'da yasakladı diyebiliriz galiba. Biz bu Sadece yasağı tanıyoruz. evet tam da buradan başlayacağız gerçekten. Ankara Valiliği olması tesadüf değildir diye tahmin ediyoruz. Onlar da çerçeveleri belirli yasaklarıyla ünlü bir valiliğimiz Evet. diyebiliriz galiba. Sadece diktatör nihayetinde Ankara'da yasaklanmış oldu. İstanbul'da, Kadıköy'de ve ondan önce de Artvin'de yasaklanmıştı. Hatta Barış Atay isimli şahıs da çeşitli kurum kuruluşlar, sivil toplum örgütleri organizasında ilimizin muhtelif yerlerinde, salonlarında bir takım toplumsal hareketler yapılacaktır. Bu etkinliklere süresiz yasaklama kararı verildiği duyurulmuş efendim. Yani kişiye özel yasakların çıktığı ilginç bir zamandan geçiyoruz ama sizin de söylediğiniz gibi Queer Fest ya da Pembe Hayat şu anda bu etkinliklere ya da bu meseleye yabancı değil. Nereden başlayalım? Belki buradan başlamak kıymetli Yani olabilir. Alman yasağı. Biz kendi aramızda her zaman söylüyoruz yasakları adlandırıyoruz. İşte Alman yasağı, Ankara yasağı, Pera yasağı, şu yasağı, bu yasağı diye. Ha, Alman Evet. Bu 16'sında yani 17-18 Kasım'da aslında Alman konsolosluğuyla, Büyükelçiliği ile birlikte bir etkinlik yani Pembe Hayat Queer Fest'in ortağı olduğu bir film etkinliği yapılacaktı. Onun yasaklanmasıyla başladı zaten ama tabii öncesinde işte yine Akit gibi filan bir takım yerlerden hani ve işte sosyal medyada bir takım nefret kampanyalarıyla zaten hedef gösterilmişti etkinlik. Onun yasaklanmasıyla başladı. Sonra da 19 Kasım'da Ankara'da yani öyle bir söyleniyor ki zaten hani biz mesela LGBTT Derneği, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği ve işte Kaos GL onlar da LGBTİ olarak geçiyor. Dernek isminde, resmi dernek isminde. LGBTT ve LGBTİ etkinliklerinin yasaklandığı ile ilgili bir valilik kararı çıktı. Yani beni bir gazeteci tanıdığım aradı. Ben ekibe söyledim bir pazar sabahı böyle bir şeyle karşılaştık yani. Bu ilkiydi. Ardından başka Bu ilki yasaklama. değildi. Bu ilk Alman yasağından sonra, Pera yasağından sonra Ki ilk, yasaktı. bu Ankara'da bizim 20 Kasım etkinlikleri, Nefret Suçlarıyla Mücadele Haftası etkinlikleri çerçevesinde birçok atölye yapıyoruz, birçok panel yapıyoruz. İşte Seyhan Arman'ın Küründen Kabaresi ile son bulacaktı. Pazartesi günü akşam, pazartesi günü de ayrıca iki panelimiz vardı. Pazar günü de iki panel, bir workshop vardı. Ondan öncesinde de vardı tabii ki. Yani bir 4 gün süren etkinliklerdi. Biz ikinci gününde yaptık. Üçüncü günü yasak geldi.
ve ondan sonra yasaklar gelmeye devam etti. Sonra Pera Müzesi'ndeki bir etkinliğimiz İstanbul'a daha sıçradı. Evet. Aynen. Sizin bahtsızlığınız mı değil belki de? Yani sadece bu arada pembe hayat olarak algılanmasın. Evet. Yani Ankara'da herhangi bir LGBTİ plus herhangi bir şey yapılmıyor. Yani onlar için herhangi bir şey yapılamıyor. Yani biz film gösterimleri, küçük etkinlikler. Yani biz mesela trans erkeklerin bir kahvaltısını organize ediyorduk. Bunu avukata danışarak yapmak zorunda kaldık. Daha doğrusu yapmamak zorunda kaldık. Çünkü yapamadığımızı fark ettik avukatımıza danışınca. Bir kahvaltı bile organize edemiyoruz. İç bir şey yani aslında bu. İç bir toplantı ya da iç bir muhabbet de diyebiliriz. Evet. Yani peki bu yani hani karşılığında örneğin bir cezai yaptırımla mı karşılaşmak gibi bir şey? Bir, söz bir ile üç yıl arasında yargılanıyoruz. Evet, süresiz bu arada etkinliklerin altında çizelim tekrar, süresiz yasaklandı. Peki nasıl düşünüyorsunuz? Neden böyle bir nefret öznesi haliyle özel, yani sadece LGBTİ pluslara yönelik bir durum değil bu elbette. Türkiye'nin pek çok kesimiyle kesimi şu anda yaşıyor bu meseleyi, bu yasaklanma halini. Ama neden böyle bir nefret öznesi haline geliyor özellikle? Bizden herkes nefret ediyor. Biz onu anlıyoruz her seferinde, her açılmamızda, ailemize, arkadaşlarımıza, her seferinde istemeseler bile bir nefret durumunu hep bir tepside sunuyorlar bize. Yani bir altın tepside sunulabiliyor bu. Sizi çok seviyoruz ama diye de başlayan. Biz esasında Ankara'da yaptığımız şey bir araya gelmekti. Bunu herkes yapabilir, her kuruluş yapabilir, her örgüt yapabilir, her dernek yapabilir, her arkadaş grubu yapabilir. Haftada bir buluşup rakıya da gidebilirler, haftada bir buluşup sinemaya da gidebilirler. Evet. Biz bunu yılda bir kez hep beraber bir araya gelmek, kendi bedenimizi keşfetmek, ruhumuzu keşfetmek, bir film izleyip kendimizi o filmde bulmak, bir tiyatro oyunu izleyip onda bulmak, intiharlardan bahsedilen bir panel yapıp orada gerçekten eşimizi, dostumuzu neden kaybediyoruz'u konuşmak. Bunlar bizi bir araya getiren şeyler. Çok fazla taşımız var bizim bir araya getirilecek. Çünkü konuşmamız gereken ve nesilden nesile de sürdürmemiz gereken bir kültürümüz var. Yani bu zor bir şey bir taraftan. Evet. Çünkü her şey çok hızlı ilerlerken bizim sabit kalmamız gereken bazı durumlar var. Bunlar politik doğrular olabilir. Bizim kültürümüzün elden ele, dilden dile yayılması ya da bir sonraki nesle gitmesi olabilir. Tabii ki internet nedeniyle çok daha hızlı oluyor artık böyle şeyler. Nefrete gelince çok acayip geliyor nefret bana. Yani bir tane troll bir hesabın ölsün bunlar demesi bana çok acı geliyor. Yani bunun yanında da film izleyemiyorsun mesela bir araya gelip. Bu insanı çok incitiyor. Çünkü ben ne yaptım diyorsun. Biz çünkü hep barış dilini kullanıyoruz. Her zaman bir barışı müzakere etmiyoruz. Biz barıştan zaten tarafız. Yani bunun tartışılacak bir tarafı yok. Biz bu dili üretirken de, biz bu yasaklar geldiğinde, bu saldırılar geldiğinde de barış dilini kullanalım dedik. Evet. Yani, aslında hep Türkiye'deki mücadelesi de bu yöndedir gördüğümüz kadarıyla LGBTİ plus hareketin en azından. Yani devam ettirdiğiniz bütün dil, sürdürdüğünüz barıştan yana ya da pozitif dil aslında. Türkiye'de her zaman en çok ilgi çeken etkinlikleri yapmışsınızdır biraz. Bununla ilgili bir nefret ya da bununla ilgili bir yasaklama arzusu da varmış gibi geliyor bana. Yani esasında... Sabah gazetesinin Kaos GL'nin Mardin'de bir Anet'le beraber yapacağı toplumsal cinsiyet konulu gazetecilik atölyesi de o dönemde yasaklandı. Aynı zamanda Bursa'daki ve İzmit'teki 20 Kasım etkinlikleri de polisin şifayen hiçbir tebligat. Gerçi bize de tebligat gelmedi. İnternette yayınlandı. Yani internetten öğrendik. Valiliğin sayfasından ve Twitter sayfasından öğrendik. Oradaki etkinliğin, yani Mardin'deki etkinliğin yasaklanmasıyla ilgili halktan röportajlar almışlardı ve gerçekten siz de gazetecisiniz. Benim de bir dönemim gazetecilikle geçti. Ve bir gazete haberini okurken kuşku bir cümlede bazen duyuyorsun. Evet. Ve oradaki çaycı Mehmet amcanın gerçekten LGBTİ kelimesini kullanmadan, yani ya da kullanarak bir röportaj verebileceğini hiç zannetmiyorum ben.
ve orada gerçekten basının nefreti körükleyici haberler yapması çok içler acısıydı. Yani çünkü bütün gazetelerin başlığında, yani en hani logoların olduğu yerde barıştan, demokrasiden, sevgiden, ahlaktan bahsedilirken bu kadar çöküşü görmek bir birey olarak, LGBT birey olarak çok üzüldü. Yani üzülüyoruz biz daha çok. Net bir hedef gösterme hali ve aslında medyanın bunu körüklediği bir zamanda zamanda yaşıyoruz. Evet. Bir yandan da şimdi işte bu savaş ortamında da Türkiye'de medyanın çok farklı bir tutum alamadığını fark ediyoruz. Bu biraz böyle medyanın fabrika ayarları gibi. Yani herkesin müşterek bir konuda temelde anlaşmışlığı var sanki. İşte ne bileyim, savaş olabilir bu, işte insan hakları diyemeyiz, o başka bir şey kapsar ama işte LGBT'yi dünyası, oralarda bir savaş ayarları ya da fabrika ayarları var, oraya dönüyorlarmış gibi bir his. Ama bunun yanı sıra 7. kez başlayacak Pembe Hayat Queer Fest. Çok da önemli bir işten bahsediyoruz burada. 2011 yılında mı başladı acaba? Evet. İki yanılmayalım. Ankara'da başladı. Ondan sonrasında İstanbul'a geldi. Ondan 3 yıl sonra 2014'le birlikte. Evet. Çok kıymetli ve orada güzel devam eden bir şey var. Yani savaşın yanına koyabileceğimiz güzel bir şey. Siz neler bekliyorsunuz bu seneden? Öncelikle onu soralım. Yasaklarla başladı ama belki de yasaklanmayacaktır. Mekanlar Kadıköy ağırlıklı. Evet. Bu arada onu da söyleyelim izleyenlerimiz. Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle şimdi yeni bir yer yaptı onlar. İdea Kadıköy diye orası var. Evet. Yeldeğirmen'in de tasarım atölyesi Kadıköy var. Bir de tütün deposundayız. Yani tabii aslında Ankara, yani esasen Queer Fest, hani her şeyin İstanbul'dan Ankara'ya ve Anadolu'ya gittiği bir ortamda aslında hani Ankara'dan İstanbul'a gelen, doğru, misafir olan bir etkinlik. Ve Ankara'da tabii biz geçen yıllarda çok çok geniş bir program sunabiliyorduk. Bu sene tabii ki 3 günümüz var İstanbul'da. Ama yine de hani bazı böyle belli başlı bölümlerimiz duruyor. İşte yeni bazı bölümlerimiz var. Yine aslında bence 3 gün için bayağı dolu sayılabilecek bir program var. Evet, yani 26'sında başlayacak. Cuma günü Pazara kadar devam edecek. Peki nedir bu bölümler o zaman? Onları da anlatın biraz bizlere. Şimdi şöyle, her yıl olan işte iki bölümümüz var, mutlaka onlar var. Gökkuşağı'nın altında bölümü. Orada biraz böyle dünya festivallerinden kurmaca filmlerin geldiği bir bölüm o. Orada iki tane çok güzel filmimiz var. Bir tanesi Acayip Aşk diye bir film. Bir tanesi de Sazlık'ta Bir An. Sazlık'ta Bir An çok enteresan. Finlandiya'da bir ilk. Çünkü daha önce, bu filmden önce şey yokmuş. LGBT'yi ana karakterin olduğu bir film yokmuş Finlandiya sinemasında. O anlamda ve böyle çok mağdur diline yaslanmayan güzel bir mülteci hikayesi aynı zamanda. Queer belgeseller bölümü var. Yani belgeseller aslında Queer Fest bayağı hani önem veriyor. Zaten hani son zamanlarda belgesel yükselişte olan bir alan. Orada bizim Havadan Sudan diye bir filmimiz var. O geçen sene TEDi ödülünü almıştı Berlin Film Festivali'nde. Önerebileceğimiz şeyler bu arada. Evet, bunlar da, değil mi? Evet. Sizden beni, bir seçki almış oluyoruz. Evet. Beni bırakırsanız devam ederim böyle. Lütfen devam et. Belki bölümleri saymak güzel olabilir burada. Evet, yani 8 ayrı bölüm saydım ben sanırım, öyle. Evet. Bu sene kısa seçkileri var. İşte 4 tane kısa seçkimiz var. Şimdi kısa filmde şöyle bir alan. Çoğunlukla aslında uzun metrajın hiyerarşi kurduğu bir festival dünyasından bahsediyoruz. Aslında hani Queer Fest'in bence bu yıl izlediği güzel bir yol bu. Kısa filmlere daha çok yer vermek. Çünkü hani aslında bir yandan sinemayı da queerleştirmeye daha çok olanak sağlıyor kısa filmler. Evet, ikisini birbirine alamazdığı bir yer. O yüzden böyle güzel bir, bence kısa film alanıyla hani Queer Fest'in güzel bir ortak noktası oldu bu sene. Normalde bizim Yumuşak G diye bir bölümümüz var. Türkiye'den uzun metraj queer filmleri gösteriyoruz. Bu sene orada bir kısa film seçkimiz var. Orada da tabii daha çok, yani Türkiye olunca konu böyle bir kamusal alanda LGBT'yi olmak teması çok göze çarpıyor gerçekten. Çok güzel örnekler var. Yani bence ilgilileri de hani genel
sadece uzun metraja giden seyirci de bence gelip görmeli mutlaka. Yani Türkiye'de üretken bir alan evet. aslında burada değil mi? Yani hani Türkiye'den film çıkmazmış gibi bir algı da var aynı zamanda. Evet. Ama başka filmlerde olacak orada konu Türkiye'den. Çok. Evet, konu Türkiye'de. Çok. Yani hani laboratuvar gibi bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Yani konu çok. Evet. Ve hani LGBTİ filmlerin Türkiye'de tabii ki hani sinema salonlarında hani gişe filmi olarak ya da ne diyelim işte o şekilde de gördüğümüz ya da karakter olarak gördüğümüz şu son dönemde sevgili Ayta Sözeri'yi yine 4,5 ya da 5 milyon kişinin izlediği bir filmde sanki. Görüyoruz. Bunlar oluyor. Yani oradaki bakış açısı da çok güzeldi. Bilmiyorum izlediniz mi? Şimdi filmin ismini falan söylemeyeyim. 4,5-5 milyon kişi izlemiş. Ekstradan reklam yapmayayım. Ama ne olduğunu biliyor insanlar. O filmde gerçekten çok hoş bir sahne var. Kimisine yani kimi queerlere göre oradaki o politik sahne çok önemsiz ve gereksiz ve reklam amaçlıydı ama 5 milyon kişinin izlediği bir filmde bir travestiye, transseksüele ne diyeceğini bilemeyen hatta daha da aşağılayan kelimeler kullanan bir toplumun içerisinde yaşadığımızı hatırlatıyorum. Ve çünkü hani bunları söylemek bazen zoruma gidiyor ama tro bilmem ne falan filan gibi çok acayip şeyler söylenirken 5 milyon kişinin izlediği bir filmde oradaki muğlak bir sahnede trans birey diyeceksin demek çok bizim için çok değerli. Ama bunun yanında 19 yaşında 20 yaşında bir yine LGBT bireyin bir sinema okulunda okurken çektiği ve kendi hissini yansıttığı belki çok bize sıradan gelen bir film de çok değerli geliyor bana. Evet. Çünkü herkesin bir hissiyatı var bu konuyla ilgili. Bunu yansıtabilmek, seyirciye vermek ya da verememek benim için çok artık önemli değil. Çünkü bu ülkede herkesin kendi mücadele alanı yavaş yavaş inşa ediliyor. Ve bunun içerisinde sen de şöyle film yaptın, bu film de çok kötü ya da hani bunu LGBT konulu filmler için söylüyorum. Bana artık çok ağır geliyor. Çünkü biz artık bir arada durmak zorundayız ve her bir iş sadece film anlamında değil çok değerli ama evet insanlar artık şu cep telefonlarıyla bile çok rahat şeyler çekebiliyor. Evet ve yani bir yandan bakınca mesela bir arada durmaktan bahsettin, son dakikalarımıza da giriyoruz. LGBT dünyası daha çok karşıdan bakınca hakikaten en çok birlikte durabilen örgütlenmelerden biri gibi gözüküyor. Bunu nasıl başarıyor sizce? Var mı bir nüansı? Yani esasında nüansı herkesin bunu çok aşılamaya çalışıyoruz. Kendi aramızda da çok kavga ediyoruz. Yani yaptığımız toplantılarda da kavga ediyoruz. Yani kavga etmek kötü bir şey değil. Evet, bu arada, yani değil mi? Evet, yani çünkü bir yere varmamız gerekiyor. Yani bir toplantıda başımıza gelen bir şeydi. Yani bir toplantıda birçok insan bir aradaydık. Yani siyasi görüşü çok geniş olan ama herkesin LGBT bireyi olduğu bir toplantıdaydık. Orada ben LGBT'ler niye yok? Çünkü o zaman çok sık, çok yoğun bir şekilde oldukları bir zaman dilimiydi. Bundan 3-4 yıl önce. Herkes çok sinir oldu bana. Yani nasıl istersin böyle bir şey? Hayır. Her yerden olmak zorunda. Onlar keza Pride yürüyüşüne de katıldılar. Yani bunu bir arada tutmak bizim siyasi görüşümüz ön planda değil. Bizim kendi haklarımız ön planda. Cinsiyet kimliği, cinsel yönelim anayasada olsun istiyoruz. Bunun için hep beraber çalışmalıyız. Bunun için herkesle çalışmalıyız. Bizim o yüzden o siyasi birliktelikten çok barış isteğine çok yakın olmak. Yani ruhen barış isteğine çok yakınız. Evet. Sevme isteğine çok yakınız. Birbirimize dokunma isteğine çok yakınız. Bir arada durmak o sosyal ilişkiler ne bizi güçlendiriyor? Bunun çocukluğumuzdan beri farkındayız. Biz her ne kadar nefret içerisinde de büyüsek, her ne kadar nefretle de yoğrulsak çocukluğumuzda, parmakla gösterilen insanlar bile olsak, biz sevmeye çok yakın insanlarız. Biz sadece sevmek üzerinden ilişkilenebiliyoruz. Bu sevmenin içerisinde nefreti de yaşıyoruz. Yaşamıyor değiliz. Çiçek çocuk imajı da çizmek istemiyorum ama biz birazcık daha mevzuları kolay hallediyoruz. Evet, biraz öyle bir dil. Aslında bahsettiğin mesela hani siyasetin dili daha ağır ve daha
işte barıştan biraz daha uzak olabiliyor yer yer. Yer yer kendi iddiasını kabul ettirmek pahasına hakikaten bertaraf edebiliyor insanları, ortalığı filan. Belki hani siyaseti de böyle bir düzlemde buluşturabiliyor olmak tam da bahsettiğin aynı mücadeleye gidebilir yani. Tabii, hani keza bizim sevgi kurtaracak tabii, demeyeceğim tabii. Ama yine de evet, biraz sevmek kurtaracak ama. Yani. Sevmek, birbirimizi sevmek. Keza bizim CHP'den de HDP'den de adaylarımız oldu. Evet. Ve bunlar bir araya da geldiler. Yani başka partilerden de oldu. Ve bir araya geldiler. Bir arada durabildiler. Bir beraber röportaj verebildiler o dönem. Yani bu önemli bir şey. Çünkü kıymetli. Bizi arada tutan şey başka bir şey. Bizi siyaset ya da başka üretilen politikalar tabii ki bir yerden eklemlendirebiliyor ama bizim ana siyasetimiz LGBT politikasıdır ve haktır. Hakka inanmaktır. Şu son dönemde özellikle herhalde bu çok böyle revaçta olacak bir cümle gibi geliyor. Hakkın yanında olmak ya da hak. Gülben Ergin'in sözü bu arada. Ya işte ben şeyi diyeceğim yani... Kendini çok ciddiye alan bütün bu şey aslında agresif dilin arasında kendiyle dalga geçmeyi bilen bir dil var bence evet. LGBT dilinin. O yüzden zaten bence bu kadar barışçıl olabiliyor. Ve bu kapsayıcı galiba. Evet yani. Devamı da böyle tabii. Bir şey. Evet efendim sonuna geldik programımızın. Pembe Hayat evet. Queer Fest 7. kez başlayacak. İstanbul'da Tasarım Atölyesi Kadıköy. İdea Kadıköy ve Pera. Tütün deposunda olacak. Onun dışında bütün sokaklar, bütün yollar evet, bizim. Evet. Öyle gibi. Her yerdeyiz. Evet. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sizle de tekrar. Evet bu haftalık bu kadardı. Heyecanla izleyeceğiz. Cuma günü başlıyor. Pazar gününe kadar devam edecek. 7. kez gerçekleşecek olan Pembe Hayat Queer Fest. Balık Gözü şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.